Andığım yine seni her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanların dindi. Andığım yine seni her şey yadımdan silindi. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım. Bir kor saç ki içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı rüyadan uyanayım. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım. Sevgili seyircilerimiz, muhabbet dolu, sevgi dolu bir iklimi paylaştığımız Huzur Muhabbet programında yine huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi çok değerli emekli müftümüz, ilim ve irfan insanı Mehmet Yüce hocamız ve bugün çok değerli misafirimiz, İstanbul'dan kalkıp programımızı onurlandıran Ataşehir Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Rıza Günay hocamız bizlerle beraberler. Ve yine Mustafa Akbaş Beyefendi, değerli musiki şinas ve onun her biri birbirinden usta sazendeleriyle beraber çok farklı, çok güzel bir program icra edeceğiz. Şimdi sözlerin en güzeli, en manalısı, kalplerimize en çok nüfuz edenine kulak veriyoruz. Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Rıza Günay hocamız bizlere Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. İbrahim suresinden okuyorlar. Değerli hocam buyurunuz efendim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني غفور رحيم. ربنا عند بيتك المحرم
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Allah sizden razı olsun değerli hocam. Sesinize zeval vermesin. Amin. Sevgili seyircilerimiz, Rıza Günay hocamız kıraat-ı asım ve rivayeti hafsın yanında, hepimizin bildiği okuma şeklinin yanında 7 kıraat imamından birisi olan verşe göre de okudular. Allah kendisinden razı olsun. Programımızı şenlendirdiniz efendim. Ataköy
Mimar Sinan Camii İmam Hatibi Rıza Günay Beyefendi bizimle beraberdi. Bir şey sorabilir miyim Sayın Yönetmenim? Buyurun efendim. Bu hafızlarımız nerede öğreniyorlar böyle Kur'an-ı Kerim okumayı? Değerli hocam, hangi kapılar aralanmış, açılmışlar? Çok güzel bir soru sordunuz. Yani tabiatıyla önce bu lütfu ilahidir. Yani Allah'ımızın bir lütfudur. Çünkü önceki sohbetlerimizde de arz etmiştik. Yüce Rabbimiz bir hadisi kutsi'de ehlül Kur'an hum ehlullahi ve khasatuhu buyuruyor. Kur'an ehilleri, Kur'an'ı güzel okuyan insanlar Allah'ın ehli, yani ehil Arapça'da, çok özür dilerim, Allah için bu böyle bir şey bahis mevzu değildir de, ailesi olan, yakını olan insanlar için kullanılır. Ehlullah ve khasatuhu ve Allah'ın has dairesinde olan insanlardır diyor. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşrafu ümmeti hamaletul Kur'an, ümmetimin şereflileri Kur'an'ı ezberleyen ve onunla amel eden, onu hayatına tatbik edenlerdir diyor. Şimdi Rıza hocamız gibi, Ahmet Karalı hocamız gibi, bugün o yok, gece bizimle beraber olacaklar. İnşallah. Hakikaten bu insanlar, bu zatlar Hazreti Kur'an'ı çok mahir okuyan insanlar hocam. Ve bu ülkemiz yetiştiriyor bu hafızları. Ve bu insanlar, evet, Allah'ın lütuf ve inayetiyle bu vatanın içerisinden çıkmış. İşte adeta Rıza hocamızı dinlerken, acaba stüdyoda Mustafa İsmail, Mısırlı merhum Mustafa İsmail mi varmış gibi düşündük bir ara, değil mi efendim? Evet, zaten oralara gittik geldik, gittik geldik. Evet sevgili seyircilerimiz, bu noktada Rıza Günay hocamızın okuduğu İbrahim suresinden ayeti kerimelere kısaca değinmek istiyorum. Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurdular. Hani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İbrahim'in şöyle dediği vakti hatırla ve ümmetine hatırlat ki, ey Rabbi Rahim'im, içinde bulunduğumuz bu beldeyi, Mekke'yi haramı, beldeyi haramı emin bir belde kıl ve beni ve yavrularımı bu putlara tapmaktan ve ibadet etmekten uzak kıl ya Rabbi. Allah'ım, muhakkak ki bu putlar insanların çoğunu dalalete sevk ettiler. Kim bana tabi olursa bendendir. Kim de bana isyan ederse sen onlar hakkında da çok bağışlayıcı ve merhamet edicisin ya Rabbi. Ey Rabbi Rahimimiz, muhakkak ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da çok iyi bilirsin. Ne göklerde ne de yerde hiçbir şey sana gizli kalmaz ya Rabbi. Allah'a hamdolsun. O Allah Celle Celaluhu o kadar yücedir ki, o kadar büyüktür ki, yaşının büyüklüğüne rağmen İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a İsmail'i ve İshak'ı hibe olarak lütfen ve keremen lütfeden Allah her türlü hamde layıktır. Muhakkak ki Rabbimiz dualarımızı hakkıyla duyan ve işitendir. Allah'ım, Rabbim, beni ve benim zürriyetimden gelecek yavruları ne olur namazı hakkıyla eda eden ve ifa edenler eyle ya Rabbi. Rabbim dualarımı kabul buyur ya Rabbi. Allah'ım, beni, anne ve babamı ve bütün müminleri kıyamet günü hesap vermek üzere huzuruna kalktığımız zaman, huzurunda divan durduğumuz zaman ne olur bizi bağışla ya Rabbi. Hep beraber bu güzel duaya amin diyoruz. Bütün hücrelerimizle, bütün dilimizle, bütün gönlümüzle ve bütün kalbimizle. Değerli hocam. Buyurun efendim. Ramazan-ı Şerif'in bugün 9. orucunu bize tutturan, güç kuvvet veren ve dilimizi, dudağımızı, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, sırrımızı, kafamızı, her türlü günahtan, masiyetten, cürümden, isimden uzak kılan, koruyan Rabbimize gökler dolusu, yerler amin, dolusu hamd ediyoruz, sena ediyoruz, şükrediyoruz. Rabbim bizi şükürden azade kılma. Rabbim bizi hamdden azade kılma, uzak kılma. Hocam, 9. orucu tuttunuz. Bana duygu düşüncenizi söyler misiniz? Ne olur efendim? Memnuniyetle efendim. Efendim, şu bir vaka ki, melekler yemezler içmezler değil mi? Evet.
galiba bir hayat tabakasında olan Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'lar da bu noktada serbestlermiş. İsterlerse yerler içerlermiş, istemezlerse yemezler, içmezlermiş. Hatta yine bir büyük hocamızdan işitmiştim. İlyas Aleyhisselam bir yemek yemek istemiş. Efendimiz'i sofrasına davet etmiş. Demiş ki ya Resulallah, ben ümmetin içine de gelirdim ama beraber olalım, şöyle baş başa olalım dedim. Efendimiz yani tenezzülen İlyas Aleyhisselam'ın sofrasına katılmış diye büyük bir hocamızdan dinledim. Şimdi galiba biz melek sıfatıyla sıfatlandık. Yeme içme, samimi söylüyorum, evet hissediyoruz. Oruçta açlığın ve susuzluğun hissedilmesi makbuldür. Bunda bir yanlışlık yok. Şu nokta çok önemli hocam. Evet. Tabii. Aç duruyoruz, susuz duruyoruz. Hatta onu hissediyoruz. Ama ne mutlu bize ki Allah'ımız emrettiği için aç duruyoruz hocam. O aç durun dediği için duruyoruz. Biz başka şey bilemeyiz. Hazreti Mevlana aklını kurban etmiş mi? Bu ilahi ve semavi beyanlar karşısında aklını ilahi ve semavi beyanlardan ışık alarak onun emrine vermiş mi? Hazreti Mevlana dediniz. Mevlana Hazretleri Mesnevisinde yine diyor ki ya, akıl adeta Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkarken aklı temsil ediyordu. O göklere kadar gitti diyor, 7 kat göklere. Ve dedi ki buradan yukarıya kalp ayağıyla gidilir artık. Siz buyurun ya Muhammed dedi. Buyurun dedi, efendim. Evet. Şimdi 1974 yılında Belçika'ya ilk devlet görevlisi olarak gittim. O zaman devlet görevlileri uçakla gidiyordu. Çok az görevli gidiyordu. Necmettin Nursaçan hocamız da o zaman çok genç ve parmakla gösteriliyordu. İşte Nursaçan hoca buymuş falan deniyordu. Tabii o gün kendisine de espri yaptım. Nursaçan hocamızın yanına o gün yaklaşmak mümkün falan diye geriden seyrediyoruz sadece. Vardık Belçika'ya. Bir yetkili geldi sefaretten. Dedi ki görevli olarak siz mi geldiniz? Evet efendim dedim. Dedi ki bizim burada Beringen, Belçika Beringen, kömür ocakları ve işçilerimiz yerin 1500-2000 metre derinliğinde çalışıyorlar. Bunlar cahil insanlar, oruç tutuyorlar. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Bunlar cahil insanlar, oruç tutuyorlar. Hocam biz desek anlamazlar da siz bunlara oruç tutma deseniz, ya bunları kurtaralım bu durumdan diye. Dedim ki, biz insanları kırmayı niyetimize almadık. Bize terbiye veren bu dünya yeniden imar ve inşa hareketinde bulunan anlayış, insanları kırmak, insanlara ilişmek, dokunmak yerine olumlu hareketlerle yönünü hakka ve hayra çevirmek. Dedim ki beyefendi dedim, biz bu işçilerimizin temsilcileriyle görüşelim, bir dinleyelim. Bu yerin 1500 metre derinliğinde nasıl oruç tutuyorlar bu sıcakta? Görüştük. Meğer onlar biliyormuş, biz cahil kaldık ikimiz. Sefaretten gelenle müftü cahil kaldı. Onlar daha iyi biliyormuş. Siz Allah aşkına oruç tutar mısınız dedik. Hocam oruç tutmadığımızı gösteren bir hal mi var yoksa üzerimizde dediler. Yok da siz yerin 1500 metre derinliğinde oruç tutar mısınız? Tutarız. Yani bizden bir şüpheniz mi var yoksa? Allah Allah. Peki nasıl tutarsınız? Şimdi dinleyin. Hocam biz sahur, iftarda sahurda yemekleri sıralıyor. Sahurda kuvvetli yeriz. Haşlanmış et yeriz. Allah Allah. Biz sudan bahsediyoruz. Adam gece haşlama et yerim diyor. Peki su ne olacak? Hocam onun kolayı var. Neymiş kolayı? Suyumuzu içeriz. Sonra ara ara karpuz yeriz. Karnımızı iyice doyurduktan sonra bir karpuz daha yeriz. Karnımız biraz böyle acır hale gelir. Tutarız bir dilim daha yeriz. Tutarız bir dilim daha yeriz. Susamaz mısınız? Yok, su ne ki? Rabbimiz tut dedi, unuttuk suyu. Beyin programını verdi.
Ben şöyle bu sefaretten gelen kişinin gözüne baktım. Diyecek bir şey kalmadı. Oruçlarını nasıl tutacaklarını da anlattılar. Şimdi efendim dünya neyi anladı biliyor musunuz? Emin olun bugün dünya inanmamakta mazur değildir. Bugün Asya'sı, Avrupa'sı inanmamakta mazur değildir. Dünya şunu fark etti. 19. yüzyıl müsbet ilimlerin doğum asrı. Ve fakat ne yazık ki bütün dünya dine cephe aldı. Din, söylemeyeceğim meslekleri. Bazı mesleklerin geldi, temeline oturdu. Yapan ve yaratan yoktur dedi. Yoktur, yaratıcı yoktur dedi. Ne dediler biliyor musunuz? Yaratıcı olsaydı şu kör bağırsak olmazdı dediler. Anadolu'da kör bağırsak derler canım. Yaratıcı olsaydı bu kör bağırsağı ne lüzum vardı bu kör bağırsağı? Yok işte tesadüfen olmuş. Yaratıcı olsaydı şu uzantısı olmayan şeyler olmazdı. Yaratıcı olsaydı şu kemikler olmazdı diye. Hatta bademciye kadar. Nizamiye kapısının ana nöbetçisi olan ve içeriye giriş ve çıkışları kontrol eden Nizamiye kapısının nöbetçisine kadar bunlar olmazdı dediler. Ve Ayhan Songar hocamızdan dinlemiştim. Mekanı cennet olsun. Şu bildiğimiz 1960'lı yıllar var ya, bundan kaç sene önce? 53 sene eder değil mi? 60, 40, 53 sene. 50 sene önce ilim dünyasında bir deprem meydana geliyor. İlim dünyası. Ve öyle bir deprem meydana geliyor ki İsa hocam, adeta burunları değil kafaları kuma girip çıkıyor. Kafaları böyle bir deprem. Ne görsele beğenirsiniz? İnsandaki organlar bilgisayar usulü çalışıyormuş. Beyin, oruç tutacağım. Oruca niyetlendim. Elbette açlığı, susuzluğu hissedeceğiz. Açlığı, susuzluğu hissetmemek eşyanın tabiatına aykırı olur. Fıtrata aykırı olur. Bir insan ağzına soğan alacak, bal tadı bekleyecek. Bal tadı bekliyorsan hurma yersin. Zaten Allah'ımızın bizlere sevap vermesi, lütufta bulunması da o açlığı, susuzluğu iradi olarak bizim tatmamızla alakalı değil mi hocam? Bence yani bu hadiste öyle demiyor muydu? Buyurun efendim. Teraka ta'amehu ve şehvetehu ve şerabehu liyecli. Yemesini, içmesini ve şehvetini yalnız benim için bıraktı. Değerli hocam müsaade buyursanız burada bir şeye girmek istiyorum. Hay hay. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz Davut aleyhissalatü vesselam Amalikalılarla savaşacak. Ve bir ordu komutanı var Talut aleyhisselam. Karşıda da cebbar bir kavmin komutanı Calut var. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ مِنَارِ Ordusuyla beraber Talut aleyhisselam ne zaman ki diyor o ayrıldı, dedi ki ey ordumdaki neferler, askerler, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Kim o nehirden doya doya içerse, kanana kadar içerse o benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اَوْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ Ama bir avuç içi kadar içen mazurdur, o bendendir. Ama kim bu sudan doya doya içerse bilsin ki o benden değildir. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Azı müstesna diyor ve orada tefsirlerde enfes bir kayıt var. Diyor ki orada aynen Bedir'dekilerin sayısı kadar insan, 314 veya 319 insan bir avuç dolusu içtiler. Diğerleri bağışlayın beni kana kana şişene kadar o sudan içtiler. Ve sonra ne dediler biliyor musunuz hocam? Bugün bizim Calut ve ordusuyla savaşmaya takatimiz yok. Çünkü suyu içtiler. Şimdi değerli kardeşlerim, aziz seyircilerimiz, aynen öyle de Allah Davud aleyhisselam ve Talut'u o gün bir nehirle imtihan etmişti. Bizi de bugün neyle imtihan ediyor? İşte oruçla imtihan ediyor. Öyle değil mi hocam? Efendim çok harika bir izah geldi. Şimdi dünya şunu gördü. İnsandaki midesi diyelim bugün. İnsanın midesi programa göre çalışıyor. Mesela insanın midesi piyasa adı tuz ruhu olan hidroklorik asit salgılıyor.
19. yüzyıl insanı bize baktı. Bunlar bilmiyor, bunların mideleri parçalanacak diye baktı. Ve bu son yıllara gelindiğinde oruç tutan insanların midelerinin bu asidi salgılamadığı görüldü. Çünkü beyinden program öyle veriliyor. Niyetliyim, oruçluyum. Asidin ne işi var benim midemde? Ve kasası boş kamyon gibi kalbimde rahat. Eğer şu oruçtaki bir Allah'ın bize yaptığı iyilikleri bir bilsek var ya, belki perde kapanır, herkes geriye yaslansın, artık imtihan bitmiştir dendiği gün yaşanır. Elbette perdeli olacak. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, bal baklava yemek gibi olsaydı herkes tutardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inni ahzafe ma akhafu ala ümmeti, benim ümmetimin üzerine en çok korktuğum şeyler şunlardır diyor, evet, hocam. Kibarul batni, büyük karınlı olmaları, ve kesretut taami, çok yemeleri, çok yiyince büyük karınlı olurlar, ve kesretul kelami, çok konuşmaları, ve kılletul yakini, ve yakinlerinin az olması. Evet. Bu üçü ve dördü birbiriyle çok irtibatlı değil mi hocam? O kadar irtibatlı ki adeta bir kemerin taşları gibi onlar. Lütfedin, lütfedin. Kemerin taşları gibi böyle. Onlar o kadar birbiriyle irtibatlı ki eğer istenilen seviye, istenilen özellik ve güzellik olacaksa onların o bahsedilen şeylerden uzak olarak, arınmış olarak bir arada bulunmaları gerekiyor. Efendimiz onu Müslüm-i Şerif'te de bir vesileyle izah ediyor. Şimdi bir şöylece burayı bağlamak istiyorum. Tam tersini istiyorum. De izah edeyim bitirelim. Yani kılletül kelam, kılletül taam, kılletül menam, el uzzetu anil enam. Aynen. Buyurun öyle. Bunu da izah ediniz. Reklama gidelim efendim. Hay hay. Efendim o zaman çok konuşma yerine az konuşmak. Çok yemek yerine az yemek. Bakın bugün dünyada uzmanlar ne diyor biliyor musunuz efendim? Efendimiz 1500 sene önce ne buyurmuştu? Cihan şumul, getirdiği her şeyi cihan şumul olan Efendimiz, az yiyin, çok çiğneyin. Az yiyin, çok çiğneyin. Biz yutar gibi yiyoruz. İşte obez demek yutar gibi yemek değil mi? Hortum gibi çekmek değil mi? Amerika, duydunuz değil mi efendim? Amerika diye bir devlet dünyada duydunuz değil mi? Amerika Birleşik Devletleri de derler. Ay'a falan çıktı ya işte 69'da. Oksijen olsaydı karpuz ekeceklerdi, Diyarbakır karpuzu. Ama oksijen bulamadılar. Amerika 2013'teyiz şimdi değil mi efendim? 2023 yılında obez sayısını belirlemiş. 2023 yılında ülkemizdeki obez şu kadar olacak demiş. 2013'te ona ulaşmış. 10 sene önce. Düşünebiliyor yani musun? Yani Amerika için tehlike çanları çalıyor. Üçte biri. İşte insanlığın iftihar tablosu. Demek ki az uyumak, az konuşmak, az yemek. Ve insanlardan el uzzetu anil enam, biraz da insanlardan ayrı kalma. İnsanlardan ayrı kalmayı kesinlikle, ancak insanlarla yaka paça olma yerine çok öze, hani dikenli bir ot düşünelim, onun gibi değil de böyle bir gül gibi kendini göstermek. Sevgili seyircilerimiz, burada bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra sizinle olan birlikteliğimiz devam edecek efendim.